Seslendirmedeki hatalar bültenin imla ve yazım hatalarından kaynaklanmaktadır. 1998'den bu yana Silikon Vadisi'ndeki şirketlere danışmanlık veren Profesör Doktor Lothar Determan, bilgide düzenlenen veri mahremiyeti, güvenlik ve verinin metalaştırılması, küresel eğilimler etkinliğinde veri paylaşımının önemine dikkat çekti. Determan, güncellenebilir ve kişiselleştirilebilir araçların en geç 2030'da yola çıkacağını belirtti. İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü. Veri mahremiyeti, güvenlik ve verinin metalaştırılması küresel eğilimler, başlıklı etkinlikte Silikon Vadisi'ndeki şirketlere danışmanlık veren Profesör Doktor Lothar Determan'ı ağırladı. Profesör Doktor Determan etkinlikte, araçların da bilgisayarlar gibi program yüklenebilen ve kişiselleştirilebilen açık kaynaklı bir yapıya büründüğüne dikkat çekti. Araçların içinde yüzlerce bilgisayar programı olduğunu belirten Profesör Doktor Determan, araçlar artık tekerlekli bilgisayar olarak nitelendirilebilir. Birçok program harmoni içinde çalışıyor ve kullanıcı tarafından müdahale edilemiyor. Telefon bağlayıp müzik dinlemek dışında kişiselleştirilemiyor. Açık kaynaklar sayesinde kişiselleştirebileceğimiz ve güncelleyebileceğimiz yeni araçlar en geç 2030'da yollarda olacak dedi. Veri paylaşılmazsa sürücüsüz, otonom araçlar gelişmez. Profesör Doktor Determan, tercih ve davranışların da değişeceğine değindi. Kullanıcılar artık beygir gücü gibi eski usul değerlerle uğraşmayacak. Çünkü sürücüsüz, otonom araçlar hız limitlerine göre, trafik kurallarına uyarak hareket edecek. Dahası, kimse araç kullanmak zorunda kalmayacak. Araçların çok sayıda veriyi işleyip paylaşacağına da vurgu yapan Profesör Doktor Determan, yol, hava, tüketim gibi sürücüleri ilgilendiren verilerin yanı sıra araç üreticileri ve hatta hükümeti ilgilendiren verilerin de söz konusu olduğunu belirtti. Profesör Doktor Determan, sürücüsüz, otonom araçlardan toplanan veriler devletler tarafından akıllı şehirler kurma amacıyla kullanılırsa ortaya muazzam bir tablo çıkar. Verilerimizin paylaşılmasına dair siber güvenlik korkusunun önüne geçilmesi için değişmesi gereken teknoloji değil, şirketler ve hükümetlerdir. Gerekli güven ortamının sağlanması gerekir, ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü, GDPR, başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin getirdiği yasa ve regülasyonlarının veri paylaşımı konusundaki kısıtlayıcı yaklaşımının, kişisel verilerin korunması ve gizlilik haklarına eskiye kıyasla kayda değer bir katkısının olmadığını düşündüğünü iletti. Profesör Doktor Determan, veri paylaşımını kısıtlayıcı yaklaşımları eleştirirken aynı zamanda sınırın da bilinmesi gerektiğini vurguladı. Kaynakların tamamının açık ya da ücretsiz olmasının, büyük firmalar açısından da olumsuzluklar yaratabileceğini belirterek yeni nesil yazılımların güvenlik sorunlarına dikkat çekti. Elbette herkese güvenlik sisteminin nasıl çalıştığına dair bilgilerin tamamını veremezsiniz ya da verilerinizin tamamını paylaşamazsınız. Fakat söz konusu Tesla gibi arabalar ve de günlük hayat kalitesini yükseltecek teknolojiler ise inovasyonun gelişimi açısından verinin açık olması olumlu bir tutumdur. Verinin sahipliğinden bahsetmek mümkün değil. Veri bir eşya gibi satıldıktan sonra beğenilmediğinde veya istenmediğinde başkasına verilen veya iade edilebilen bir şey olmamalı. Bu sebeple de zaten veriye sahiplik konseptinin tartışılması mantıklı değil, dedi. Otonom araçlar yorulmuyor, dikkati dağılmıyor, alkol almıyor. Profesör, Doktor Determan, açık kaynaklı yeni nesil araçların siber güvenliğin yanı sıra fiziksel güvenlik açısından da bazı soru işaretlerini beraberinde getirdiğini söyledi. Profesör
Doktor Determan şu ifadeleri kullandı. Bu araçlar %100 güvenli demek mümkün değil. Ancak yeni nesil araçlar dalgın, yorgun, uykusuz ya da alkollü sürücüler kadar büyük bir sorun teşkil etmeyeceğinden, durumun gelecekte şimdiye oranla daha iyi olacağını söylemek mümkün. Teknolojinin hızlı gelişimi daha güvenli araçların önünü açacak.